Değerli dostlar merhaba. Herkese sağlıklı, huzurlu, bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Bugün son dönemin tavan şampiyonlarından bir tanesi olan Kutpo Kütahya Porselen şirketi ve hissesi ile ilgili değerlendirmede bulunacağız. Şirketin faaliyet alanı, sektördeki yeri, gelişmeler ve hisse hareketlerine bakacağız. Önce şirket ile ilgili bilgiler vermeye çalışayım. Sonra neden yükseldi ona bir bakalım. Değerli arkadaşlar, e, Kütahya Porselen'in faaliyet konusu kısaca porselen, sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı, ambalaj malzemesi üretimi ve satışı. Ortaklık yapısına bakacak olursak, büyük ortak konumunda Nafi Güral şirketin kurucusu. E, %47,57 oranında bir paya sahip Kütahya. Güral, seramik sanayi aşı %26,53. Abdullah Taşkın geçtiğimiz günlerde şirkete ortak e, oldu. %9,80 Yine son e, işlemde yapıldıktan sonra pay oranı burada değişti. 9.96'ya yükseldi değerli arkadaşlar. E, Abdullah Taşkın'ın. Burada yine diğer kısmında halka e, açık olan kısımda %16,11'den %15.94'e geriledi. Bu bilgileri de vermiş olayım. Ödenmiş e, çıkarmış sermayesi 39.916.800 lira. 40 milyon kayıtlı sermaye tavanı mevcut şirketin NG Holding bünyesinde bulunuyor Kütahya Porselen, Nafi Güral kurucu başkanı, şu an için yönetim kurulu başkanı değil tabii, yönetim kurulu üyesi konumunda. Kütahya Seramik, Rezidans İstanbul, Sapanca Otel, Afyon Otel, Koleksiyon, Sapanca Bedesten, Makine, Kütahya Porselen, Kütahya Ambalaj, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Meryet İstanbul West, Bilgi Teknolojileri ve TAPS ajans olarak holding bünyesinde faaliyet gösteren alanlar olarak hızlı bir şekilde geçmiş olalım. Porselen sofra eşyası üretimi, seramik yer ve duvar karoları üretimi, oluklu mukava ve offset ambalaj üretimi, makine üretimi, endüstriyel mineral üretimi, inşaat işleri, turizm alanlarında inşaat işleri ve turizm alanlarında faaliyet göstermekte NG Holding. Kütahya porselen'e dönecek olursak dünya porselen devi olarak e, görünüyor. 1974 yılında temelleri atılmış Kütahya porselen'in dünyanın en büyük porselen üreticisi konumunda olduğu belirtiliyor şirket tarafından. E, şirketin kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıllık 120 milyon parça üretim gerçekleştiriyor. Yine Gülden Güral yönetim kurulu üyesi. Kütahya Porselen'in 50 yıl önce 400 ortak tarafından kurulduğunu belirterek söze girdi. Bu röportajdan alınmış bilgi değerli arkadaşlar. 1984'te e, Nafi Güral hisselerin %75'ini devraldı. Üretim kapasitesi yıllık 9 milyon parçaydı. 95'te 20 milyon parçaya çıktı. 2005'te 40 milyon parçayı buldu. Yine şirketin Kütahya'da 5 fabrikasıyla yılda e, şu an için 120 milyon parça üretim kapasitesi olduğunu belirtiyor verdiği röportajda. Ekranda gördüğünüz üzere e, NEGE Holding'in NEGE Merkez Fabrikaları, e, yine Kütahya Porselen ve Porselen Üretim Fabrikaları birinci, ikinci, 3. olarak e, görünüyor. Yine bir başka porselen üretim fabrikası. Merkez mağazaları Kütahya'da bulunan e, perakende ve toptan satış mağazaları mevcut. E, görüyorsunuz ekranda değerli arkadaşlar. Yine burada otel kısmında Afyon oteli görüyorsunuz nege rezidans bir başka görüntüde bulunan yine Sapanca Otel Otel ve rezidanslar burada bir başka yatırım alanı olarak ön plana çıktığı görülüyor küte porselenin 2018 ve 2019 yılı şirketin faaliyet raporundaki bulunan rakamlara göre 2018 ve 2019 yılında e, üretim ve satış rakamları mevcut. 2018 yılında 84 yuvarlak olarak vereceğim çünkü süratları söylemeyeceğim uzatmamak için 84 milyon e, yaklaşık üretimin 76 milyon satışı e, mevcut olmuş. 2018 yılında 2019 yılında bu rakam üretimde 55 milyon yaklaşık 63 milyonda satış kısmında yer almış. Şu an için 10 milyon küsurat üzerinde bir dönem sonu stoğu mevcut. Kütahya Porselen ile ilgili son günlerdeki haberlerden bir tanesi biraz önce şeyde ortaklık yapısında bahsetmiştim. Bir tane haber orada ortaklıkla ilgili Abdullah Taşkın'ın şirketteki ortaklık durumu. Yine Kütahya Porselen'in son günlerde koronavirüsten kaynaklı salgın ile birlikte mağazalarda, Ara vermişti faaliyetlere, müşterilerin ve tüm toplumun güvenliği ve sağlığını korumak üzere 20.03.2020 tarihine itibaren geçici süreyle kapatılan mağazalar gereken tüm önlem ve tedbirleri alarak 1 Mayıs 2020 geçtiğimiz günlerde tarihinden itibaren peyderpey açmaya başlayacağını bildirmiştir. Çalışma saatleri 11 ile 18.30 arasında olarak düzenlenmiştir. Bu da şirketin tekrar harekete faaliyete geçtiğini gösteriyor. Bir de kısaca finansal bilgilerine bakalım. Bu e, güncel hareketlerden kaynaklı bazı değerlerde değişiklikler meydana gelebiliyor günlük olarak ve haftalık olarak. Fiyat kazanç oranı 15,73, piyasa değerini defter değerine oranı 1,84, piyasa değeri 637.471.296 lira. Sermayesini belirtmiştik yine. 39 milyon 916 bin 800. 345 milyon 938 bin 940 lira öz sermayesi. Defter değeri 867. 2019'un 12 aylık bilançosuna göre 40 milyon 524 bin 478 lirada kar, kar açıklamıştı. Son dönemde e, Kütahya, Porselen ilk çeyrek e, rakamlarında yakında görürüz. Yine grafikler üzerinde değerli arkadaşlar güncel ve geçmiş dönem hareketlerine bakarak aklımızda bir fikir edinmemizin bize fayda sağlayacağını daha önce de belirtmiştim. Şimdi son olarak kapanış değeri 15.97 Kütahya Porseleni Kutbo hissesinin 8 Mayıs cuma günü son kapanış değeri 15.97. Bu rakama gelirken 22 Nisan'da bir yukarı yönlü hareketin başlangıç noktası olarak görünüyor grafiğe baktığınızda. Ne kadar peki nereden geliyor bu 22 Nisan 21 Nisan'dan sonra 7.06 seviyelerinden biraz sonra da göreceksiniz zaten yine aynı grafikte yükseliş başlamış görünüyor. Ne zamana kadar? 8 Mayıs'a kadar, son kapanışa kadar devam etmiş görünüyor. Ne kadar? Bu süre içerisinde 8, 15, 16 günlük bir süre içerisinde %119 oranında bir değer kazancı söz konusu bu sürede. Yine geçtiğimiz e, günlerde birçok hissenin virüsten kaynaklı 23 Mart tarihinde e, yakın dönemde en düşük seviyelerine geldiğini belirtmiştik. Yine Kütahya porselenin kutbonunda aynı tarihte e, yakın dönem için gördüğü en düşük seviyeyi görüyoruz. Ne kadar burası? 4.85. 4.85'den günümüzdeki 23 Mart'tan 4.85, 8 Mayıs kapanışı 15.97 bu süre içerisinde. Hissenin kazandığı değer değerli arkadaşlar yaklaşık 45 gün bir buçuk aylık süre içerisinde yüzde 229 oranında bir değer kazancı söz konusu olmuş. 28 Ocak 2020'de bu en yüksek seviyeye gelmeden önce gördüğü en yüksek noktalara bir bakalım. 28 Ocak 2020'de 10.95 seviyesi olarak görünüyor. Kutbonun yakın dönemde gördüğü en yüksek seviye. En düşük 4.85 olarak söylemiştik 23 Mart tarihinde. Yine 21 Nisan 2020'de sonra 22, 22 Nisan'dan itibaren hareketin başladığını göründüğünü belirtmiştik 7.06'dan. Günümüzde 15.97 seviyesi son olarak görünen rakam olarak karşımıza çıkıyor değerli arkadaşlar. Burada yine birkaç tane biraz önce ilk girişte röportajdan bahsetmiştim. Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileriyle ilgili yine Gültekin Sağlam'ın e, ihracat ile ilgili verdiği bilgiyi son 7-8 yıldır 25-30 milyon euro düzeyinde bir ihracatın söz konusu olduğunu belirtiyor. Kilo başına ihracatta gelirin 3,5-4 euro civarında olduğunu söylüyor. Türkiye'nin kilo başına ihracat geliri 1.17 dolar düzeyinde seyrediyor. An maddenin %60'ı ithal de olsa porselende kilo başına ihracat gelirinin 3,5-4 Euro'yu bulması önemli bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Yine NG Holding bünyesinde demişti Kütahya Porselen. NG Holding'in turizm alanına biraz daha yatırımlarını arttırdığını görüyoruz. Bununla ilgili yine Gülden Güral yönetim kurulu üyesi aynı gün verdikleri röportajda şu anda mevcut iki tane otelin faaliyet gösterdiğini bir otelin e, Nisan ayında açılacağını yine e, iki de 2021 ve 2023 e, tarihlerinde faaliyete gireceğini belirtiyor 2021 a, düzeltiyorum 2023 yok değerli arkadaşlar 2021 yılında e, bas İstanbul basın Ekspres'teki Meryet ve Antalya'daki NG paseliste faaliyete geçecek diyor. Evet değerli arkadaşlar kısaca bilgiler vermeye çalıştım. Buradan ne başta bahsetmiştik son günlerde meydana gelen yükselişin sebebini bulmaya çalışacağız demiştik. Ben son günlerde bu yükselişin dört nedenden olabileceğini düşünüyorum. Bir şöyle koronavirüsten kaynaklı porselen ve ürünlerinin tedariğinin bundan sonra en büyük oyuncu olan Çin'in dışında bir yerden yapılma ihtimali. Ki bu Kütahya porselen sektördeki porselenin sektördeki yerine bakıldığında en önemli adaylardan biri olarak görünüyor. Önümüzdeki dönemde olası bir tedarik zincirinin kayması durumunda en avantajlı şirketlerden birisi olması muhtemel. Bununla alakalı bir beklenti olabilir. Yine ikinci olarak virüsten kaynaklı ara verilen faaliyetlerin 1 Mayıs itibariyle tekrar e, kısmen başlamış olması ve tamamen başlayarak tekrar hareketin sağlanacağı beklentisi. Yine üçüncü olarak şirketin ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin hisseye pozitif yansıması ihtimalini yine buradaki yükselişin sebeplerinden biri olarak görüyorum. Zaten dördüncü olarak da zaten pozitif görüntüde olan şirketin esasında hisselerinin talep görüyor olması olarak algılanabilir ancak tabi bu kısmen mevcut bulunan ortamda nadiren çok ekstra bir gelişmenin olması gerekiyor ki bazı şirketler bireysel performans göstererek aşırı hareketler gösterebilsinir. Yani bunların her biri tek başına veya tamamı bu hareketin sebebi olabilir. Ancak çok kısa sürede meydana gelen aşırı yükselişler benim için her zaman dikkat edilmesi gereken bir konudur. Her ne kadar devam etme potansiyeli olsa da temkinli davranarak şirket gelişmeleri ve hisse hareketlerini sıkı bir şekilde takip ederek pozisyon alınması gerektiğini düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yine Herkese kolay gelsin. İyi günler.